Sevgili seyirciler, Özgür ile İş Dünyası programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ekonomi. Hem ülkemiz hem dünya için önemli olan enerji yatırımlarını, teknoloji yatırımlarını konuşacağız. Günümüz dünyasında en önemli unsur yatırımların sürdürülebilir olmasıdır. Bu konuyu detayları uzmanı ile sizlerle paylaşacağız. Bu program özellikle teknoloji enerji yatırımlarına yönelmek isteyen genç girişimcileri içinde rehber niteliğinde olacaktır. Bugünkü konuğumuz Sayın Ekonomi Doktoru Şeyh Şamil Arslan Ömer. Hoş geldiniz Şamil Bey. Merhabalar, hoş bulduk Özgür Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Siz nasılsınız Özgür Hanım? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tekrar şeref verdiniz, hoş geldiniz. Şeyh Şamil Vakfı neler yapar? Vakıf içerikleri, faaliyetleri nelerdir? Sizden dinleyelim. Şeyh Şamil Vakfı, Türk milletinin yetiştirmiş olduğu kadim ve ulvi bir evlat olan İmam Şamil'in adına kurulmuş ve 320 yıllık bir vakıftır. Kafkaslar'da, Türkiye'de tabii ki Kafkaslar olarak anılır. Kafkaslar'da Dağıstan şu anki haliyle Rusya Federasyonu içerisinde, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti içerisinde Hasalyurt şehrinin Gimri kasabasında kurulu bir vakıftır. Atam Kurt Kumuk Ali Emirhan tarafından kurulmuştur ve bize kadar, torunlarına kadar gelmiştir. Vakıf tabii ki yıllar boyunca süreçler, Rusya, Çarlık Rusyası, Osmanlı Devleti ve Rusya Federasyonu, sonradan Sovyetler, Sovyetlerin başlamasıyla Sovyet coğrafyasında, sonradan da Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla birlikte Rusya Federasyonu'nun kurulmasıyla Rusya Federasyonu sınırlar içerisinde bulunmuş. Günümüze gelene kadar çeşitli tabii ki faaliyetlerde bulunmuştur vakfımız. Atam Kurt Kumuk Emir Ali Han Kumuk Türklerinin emiridir. Evet. Kafkas gazilerinin onurudur. Kafkas gazilerinin başıdır. İmam Şamil'in, Şeyh Şamil'in Türkiye'deki bilinen ismiyle Şeyh Şamil'in dedesidir. Ve bazı kaynaklarda farklı yanlış ifadeler olunuyor. Ben bunu buradan da düzeltmek isterim tabii ki. Tabii ki. İmam Şamil soy olarak Türktür. Dedesi Kurt Kumuk. Kumuk Türk olan birisinin farklı bir millete mensup olması diye bir kavram olabilir mi? Hayır, olamaz tabii ki. Biz de baktığımız zaman dilimize Türküz, Türkçe konuşuruz. Ve Türk kültürünü yaymaya adamışız kendimizi de. Ki vakfımızın faaliyet alanlarına baktığımız zaman Kafkas Türk kültürü, insani yardımlar, eğitim ve öğretimde belli başlı böyle devasal projeler yapılmıştır. Rusya Federasyonu içerisinde ve Türk Cumhuriyetlerindeki Türk Cumhuriyetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır. Biz öyle görüyoruz. İnşallah Yüce Allah bize Ulu Türk Kağanlığı'nı görmeyi de nasip İnşallah, eder. nasip eder. Yani merkezi Dağıstan'da Gimri'de bulunan vakfımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de faaliyet alanları mevcuttur. Yaklaşık 23 ülkede aktif faaliyet göstermektedir. Özellikle bizim de ideolojimiz içerisinde bulunan ülkeler olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan gibi devletler içerisinde ve Afrika'nın birçok yerinde, özür dilerim, inanın Afrika'nın birçok yerine gittik. Birçok devlete gittik. Bizler görünüş olarak beyaz insanlarız. Daha önce gelen, o bölgeye gelen insanlar hep o insanlar hakir görmüşler Afrika'daki. Değerlerini sömürerek o bölgedeki milli değerleri kendilerine kullanmışlar ve insanlara hep devamlı eziyet etmişler. Bizi gördüklerinde ve faaliyetlerimizi gördüklerinde şaşırdılar. Beyaz insan böyle olur mu? Biz dedik ki beyaz insanız biz. Biz Osmanlıyız, Selçukluyuz, biz Türküz. Biz nizam-ı alem olgusuna sahip insanlarız. Milli Türk siyaseti kızıl elmayı güdüyoruz ve bu konuda da faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Vakfımız Rusya Federasyonu içerisinde, şimdi Rusya Federasyonu dediğim zaman insanlar, Ruslar. Rusya Federasyonu'nun kendi sınırları içerisinde yaklaşık 70 milyon Turani topluluk vardır, Türk vardır, Müslüman vardır. Ve Sovyetlerin 92 ile birlikte, dağılmasıyla birlikte bir boşluğa düştüler. Çünkü insanlar komünist sistemin gereği olarak bir noktaya alışmışlardı. Evet.
Bu komünist sistemin gereği olan şeyleri bekliyorlardı hep. Global piyasalara, uluslararası kendilerinin çalışmasına yabancıydılar. Bu insanlar bir boşluğa düştüler ve bu boşluğa düştüklerinde yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Cenab-ı Allah var etsin, her zaman daim etsin. Vatanımızdır. Bayrağımızı göğsümüzde taşımaktan her zaman gurur duyuyoruz. Kesinlikle. Taşımak da bizim için onurdur. Ve bu bayrağı biz 23 devlette onurla dalgalandırıyoruz. Onurlu bir şekilde bu bayrağı temsil ediyoruz ve temsil etmeye de devam edeceğiz. Yani bizim atalarımızın ve bizim şahsen kendimizin yapmış olduğu faaliyetlerle birlikte o coğrafyalarda onurla karşılandık. Zaten İmam Şamil, Şeyh Şamil ismi kartvizitimi çıkardığım zaman insanlar İmam Şamil, Şeyh Şamil Vakfı ve Şeyh Şamil Vakfı'na hizmet eden Şeyh Şamil Vakfı'nın mütevelli heyetiyim, mütevelli heyeti başkanıyım ve Şeyh Şamil Vakfı mütevelli heyetinde çok değerli insanlar bulunmaktadır. Profesörlerimiz, Türk coğrafyasında görev yapmış onurlu generallerimiz, birçok profesörümüz ve ben yine tekrar Profesör Doktor Ahmet Dağ Duran'a, Kazakistan'da kendisi çok değerli bir hocamızdır. O bölgede Türk kültürünün, Türk İslam kültürünün yayılmasında çok büyük fedakarlıklar yapılmıştır. Yani yıllardan beridir o bölgede canla başla çalışmaktadırlar bu konularda. Biz vakıf olarak bizim bir ulvi misyonumuz vardır. Vakfımızın misyonu eğitim, öğretim. Ama eğitim, öğretimi hangi faaliyetlerle yürüteceğiz? Biz evrensel kurallara önem gösteren insanlarız. Ama milli şuurla evrensel kurallarına odaklanmak gerekiyor. Ben hep bunu söylüyorum. Şimdi ülkemizde yaşanan böyle bazı kargaşalarına bakıyorum. Adamlar sanki akıl tutulması yaşıyor. Bir insanın milli fayda oluşturabilmesi için ilk önce evrensel olması gerekiyor. Kesinlikle. Dünyayı anlaması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Özgür Hanım, dünyayı anlamadan ki biz şimdi ben şundan örnek vereceğim birkaç tane olayda. Şimdi biz teknolojik konularda önümüzde bulunan şu telefon. Evet. Yani biz bu telefon konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Biz bunu yapmasını nasıl öğreneceğiz? Tabii ki bu teknolojiye sahip olan milletlerle, bu konuda uzmanlaşmış kişilerle temasa geçerek, işbirliği yaparak, teknoloji transferi yaparak bu konularla alakalı bizim vakfımızın yani temel ilkelerimiz, misyonumuz, kızıl elmamız ise Türk kültürüyle eğitim. Evet. Ve gerçekten bizim atalarımıza baktığımız zaman dünyaya hükmetmiştirler ki yabancı devlet adamlarının atalarımız hakkında söylediği sözlere bakıyoruz. Atilla Han'a, Hun İmparatorluğu'nun Han'ı Atilla'ya söylemiş oldukları bir söz vardır. Tanrı'nın kırbacı, yeryüzündeki adaletin timsali. Şimdi Atilla gibi büyük komutanları yetiştirmiş, onluk sistemi metanla Türk ordusu içerisine yerleştirmiş ve ilk modern devlet nizamını oluşturmuş bu milletin değerleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz şeyler Türk toplumunun ve gençlerimize örnek olması gerekiyor. Türk toplumu kendi kültürüne aç. Bakınız birkaç tane böyle Türk kültürüyle diziler, filmler yapılmaya başlandı Türkiye'de. Ve inanın ki Orta Asya coğrafyasını bile heyecanlandırıyor bu. Kesinlikle. Orta Asya coğrafyasındaki devlet başkanları ki Sayın Nursultan Nazarbayev'e teşekkür ediyorum. Bana çok onurlu bir devlet başkanıdır. Ben de Kazakistan Devlet Şeref Madalyası sahibiyim. Tebrik ederim. Onurlu bir insan. Ve onların o heyecanı, Türkiye'nin onları heyecanlandırması bizi de tabii ki heyecanlandırıyor. Bu konuda biz de aynı misyonu güttüğümüz için, aynı noktada faaliyetler gerçekleştirdiğimiz için inanıyoruz ki bir gün inşallah Türkiye, Orta Asya'daki, Balkanlardaki ve Afrika'daki özellikle Pakistan devleti bizim için çok önemli bir devlettir. Şimdi ben şu temel prensipleri söyledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teknolojik konulardaki yatırımlarının altyapısını oluşturan kültürü anlatıyorum aslında. Şimdi bizim vakfımızın misyonu eğitim, öğretim, insani yardım, evet, ve insani beceri kazandırma. Her şeyden önemlisi bir söz vardır. İnsanlara balık verme, balık tutmayı öğret. Evet. İşte biz insani beceri kazandırarak o insanlara kendi ayakları üzerinde durma idamesi kazandırıyoruz. Evet.
Şimdi Sovyet coğrafyasında bu hakimdi. Sovyetlerde komünist sistem hakimken insanların görevleri belli. Robot gibi. Sabah kalk şunu yap, şunu yap. Devlet senin bütün yiyeceğini koyuyor, maaşını gönderiyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama bu bizim insanlarımızda bir fikir değişikliği oldu. Çünkü yüzyıllık bir süreden konuşuyoruz ki bu konuyu açmışken Ağızka Türklerinden bahsetmemek. Ağızkalı Türkler bu konuyla alakalı bir örnektir. Ve o coğrafya içerisinde özüne sahip çıkmış Türk ve İslam kültürünü en saf şekliyle temsil eden gruplardır. Gruplardır ki ifade etmeye çalışmış olduğumuz şey, uzun sözün kısası, Türk kültürü ve İslam ahlakıyla, yani Hoca Ahmet Yesevi'nin ve Semerkantlı İmam-ı Maturidi Hazretlerinin bize vermiş olduğu felsefeyle yürürsek, şudur felsefemiz: sağ elimizde Kur'an-ı Kerim, sol elimizde teknoloji, bilimle. Bu ikisinin, Kur'an-ı Kerim'in hikmetleriyle ve o teknolojinin nimetleriyle önümüze yön verdiğimiz zaman biz her zaman başarıya ulaşırız. Ki tarihçiler bile bunu görmüşlerdir. Türkistan Müslümanlarında bu felsefe çok öndedir. Teknolojiye çok önem verirler. Ve bugün baktığımız zaman beşeri ilimlerin fizik, kimya, matematik, biyoloji, felsefe, astroloji, astronomi, bunların tamamen temelinde Türk ve İslam, yani Alperenlerin damgası vardır. Ali Kuşçu matematikte zirvedir, matematiğin babasıdır. Bruni, Cezeri, İbni Haldun, Ulubey astrolojide çağ atmıştır. İlk modern yıldız haritasını çıkarmıştır Ulubey. Ve bugün bu felsefeye, bu öngörüye sahip olan milletimizin Anadolu coğrafyasında yeniden bir çığır açması gerekiyor. Yeniden bir yatırım seferberliğinin olması gerekiyor. Ve bu yatırım seferberliği yapılırken akademik bilim insanlarına yararlanılarak bir noktaya gidilmesi gerekiyor. Şimdi biz bugün bu programımızda Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, vatanımızın nasıl muasır medeniyetler seviyesine çıkar, fizikte, askeride, nükleer teknolojide, içtimai hayatta, yerel ve alt zenginliklerde, endüstriyel yatırımlarda, teknoloji ve ileri teknolojide nasıl bir noktaya varabiliriz, onu konuşacağız. Evet. Peki Türkiye'de gerekli olan yatırımlar hangi başlıklar altında toplanabilir? Türkiye'de, ki demin söylediğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki her şeyden önce milli bir şura sahip olmak için evrenselliği bilmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek başına hiçbir şey yapamaz. Çünkü dünya bir ütopyadır, bir yaşam alanıdır. Bütün insanlarla ilişkilerimiz olması gerekiyor. Çünkü bizim ahlakımızda da bu vardır. Orta Asya'dan beridir yaşamış olduğumuz bölgeler, yerler hep ilim şehri, kültür şehri, bilim şehri olmuştur. Orta Asya, bütün dünyanın ticaret yollarına baktığımız zaman baharat yolu, ipek yolu, evet, tamamı Türklerin kurmuş oldukları bilim şehirlerinden geçerler. Semerkant'tan, Buhara'dan, Kadim Türk topraklarından geçer. Ve İnancımızın, İslam dininin de dünyaya yayılışı bu felsefeyle olmuştur. Türklerin cihan hakimiyeti mefkuresiyle birlikte nizam-ı alem şuuruyla ilahi kelimetullah aşkıyla Türkler dünyaya, yedi kıtaya bu inancı götürmüşlerdir. Ahlakımız, şimdi İslam ahlakına ve Türklük şuuruna göre yaşamış olsak tabii ki daha güzel şeyler elde edeceğiz. Çünkü biz bir felsefe anlattık. Dedik ki Kur'an'ın hikmetleri ve bilimin ışığıyla yürüdüğümüz zaman biz çok büyük başarılara imza atıyoruz. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmadan geçmeyeceğim. Saygıyla anıyoruz. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ü. Saygıyla anıyoruz kendisini. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak bize modern devlet nizamıyla evrensel kurallara açılmış bir devlet, modern devlet bıraktı. Ve tabii ki sonradan gelen siyasette farklı şeyler olmuştur ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modern nizama ulaşmasında kendisinin çok büyük bir fayda sağladığına inanıyoruz ve bu devletimizin kurucusudur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisi çok büyük bir liderdi. Ve onun açmış olduğu bir felsefe vardır. Yani Türk ulusuna
Türk gençliğine hitabesi vardır. Biz de Türk gençliğinin bu mekanizma içerisindeki yerini söyleyeceğiz. Türk gençliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yatırımların motor gücü olması gerekiyor. Hareket mekanizması olması gerekiyor. Ruhumuz gençlerimizle birlikte aşması. Aslında her şey birbirine bağlantılı. Yani tabii zincir şeklinde işliyor. Evet. Yani toplumsal refahın artması için gençlerimizin iş hayatına, ondan sonra teknoloji konularında, endüstriyel konularda bu yatırımların içerisine direkt iştigalleri söz konusudur. Ben bazı notlar aldım böyle tabii ki. Yayın akışı içerisinde yayını kesmeden bunları anlatmak istiyorum. Tabii buyurun. Endüstriyel yatırımların ülkemiz içerisindeki, şimdi biz yatırımları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki yatırımları şu başlıklar altında toplamak istiyoruz. Evrensel gerekleri sağlayarak, bütün milletlerle ilişkilerini sağlayarak, teknolojiyi olduğu yerde, ilim Çin'de de olsa gidiniz Alnız felsefesini uygulayarak, fizikte, askeride, nükleer teknolojide, yeraltı kaynaklarının yatırımlarında, endüstriyel yatırımlarda, değil mi? Endüstriyel yatırımların, madensel yatırımların, tarımsal yatırımların, Türkiye'de tarımsal dışı istihdamın artırılması için tarımsal dışı yatırımların artırılması gerekiyor, değil mi Öznur Hanım? Evet. Peki Şamil Bey, Türkiye'de enerji stratejisinin önemi nedir sizce? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim hepimizin eskiden beri bilmiş olduğu, ilkokuldan beri gördüğümüz, şimdi fiziki jeopolitik konumuna baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın geçiş noktasında bir köprü vazifesi görmekteyiz. Ve bu köprü vazifesi gördüğümüz coğrafik şartların bize yüklemiş olduğu bir misyon vardır. O köprü vazifesi gördüğümüz noktada enerji transferleri konusunda merkeziz biz. Evet. Bugün yapılan, tabii ki son yıllarda yapılan enerji nakil hatları vardır, enerji yatırımları vardır, nükleer termik yatırımlar vardır. Bu yatırımlar içerisinde ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekten şah ve mat denilecek yatırımları yaptığına inanıyorum. Nabucco gibi, Trans Anadolu gibi, BTC gibi, Bakü Ceyhan Tiflis Boraddı gibi, Trans Anadolu gibi, bu yatırımlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şah damarını ifade etmektedir. Can damarını ifade etmektedir. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tabii ki şu an sürdürülebilir hidrokarbon denilen doğalgaz, petrol gibi yakıtlar üzerinden enerji ve ısınmamızı sağlamış olduğumuzdan dolayı ki bütün bizim elektriğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elektriğin çoğu üretim alanı doğalgazdan yapılmaktadır. Evet. Doğalgaz santralleriyle yapılmaktadır. Biz doğalgaz çıkarıyoruz mu? Çıkartamıyoruz. Çok fazla bizim doğalgaz konusunda yatırımlarımız yok. Birkaç tane bildiğimiz firmalar var. Bizim firmalarımızdan bir tanesi de bunun içerisinde bu yatırımlar yapmaktadır. Enerji Resurs ve Alperen Oil Group Enerji Yatırım Holding. Bu konularda devasal adımlar attık. Çünkü biz Sovyet bölgesinde, Çar Rusya'sında çok büyük tecrübeye sahip insanlarız. Bu konuda teknolojiyi dünyada bu teknolojisinin sondaj ve bu petrol teknolojisinin üreten kişileriz. Çünkü benim temsil etmiş olduğum grup çok eski bir gruptur. 110 yıllık bir şirketi, 320 yıllık bir vakfı temsil etmekteyim. Ve bizim vakfımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin enerji siyasetiyle ayrılmaz bir parçası. Çünkü bizim vakfımız tamamen ticari iştigallerle direkt enerji şirketleriyle direkt iç içedir. Ve kendisinin yapmış olduğu hayır faaliyetlerini enerji şirketleriyle tedarik etmektedir. Kendisinin sahip olmuş olduğu ticari iştigallerle sahip faaliyetlerini sürdürmektedir. Bağış konusunda bizim vakfımız bağış almıyor. Kendi faaliyet alanları olduğu için gereksinimlerini bu şekilde sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayri safi milli hasıla olarak 820 milyar dolar civarında bir gayri safi milli hasılaya sahiptir. Ciddi dolar bazında. Rakamdır. Tabii ki biz şu anda yaklaşık dünya ekonomisinde ilk 15'lere girmiş bulunmaktayız. Maşallah. 2023 hedefimiz ki söylenen 2023 hedefinde ilk 10'a girmektir. G7 ülkeler arasında bulunmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin
Enerji konusundaki gayri safi milli hasıladan ayrılan pay %20'dir. Yani biz bir sene çalışıyoruz insan olarak, bütün şirketler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün fertleri, neferleri çalışıyoruz ve kazancımızın %20'sini döviz olarak dışarıya ödemek zorundayız. Bu da cari açığı getiriyor. Çünkü üretmediğimiz bir şeyi dışarıdan alıyoruz. Evet. Bizim %20 oranında ithalatımız var enerji konusuyla. Bununla eş değer olarak aynı şekilde yaklaşık 180 milyar dolarlık bir bazda da ihracat yapmamız gerekiyor ki cari açık kapansın. Dolar rezervimiz oluşsun ve döviz girişi olsun. Bununla alakalı baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin enerji açığından dolayı cari açık vermektedir bütçe. Bu cari açığın kapatılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nde ne gibi yatırımların yapılması gerektiğini biz her zaman devletimizin yetkililerine söylemekteyiz. Evet, Türkiye'deki yapılması gereken teknolojik yatırımlar, bu konuyla alakalı fikirlerinizi de alalım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti muasır medeniyetler seviyesinin üstündedir. Potansiyel bir gücü vardır. Çünkü demin de dediğimiz gibi tarihten Türk'ü çıkarttığımız zaman tarih diye bir şey kalmaz. Milletimizin geçmişten gelen bir tecrübesi vardır bu konuda. Yani 15 bin yıllık hatta 20 bin yıllık bir devlet tecrübemiz vardır. 1500 yıllık İslam geleneğiyle yönetilen bir devletimiz vardır. Şimdi bu devlet geleneğimiz içerisinde tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yararlanması gereken bazı faaliyet konuları vardır. Bu konularla alakalı tecrübemizin, yani biz köksüz çadır devleti değiliz, tecrübemiz var. Geçmişten gelen bir devletçilik mekanizmamız var. Bu mekanizmanın çalıştırılarak bunun önüne geçirmesi gerekmektedir. Bizim enerji ihtiyacımızın karşılanması için yapılması gereken yatırımlar yerli ve milli olan değerlere yönelmemiz gerekiyor. Anadolu coğrafyasına baktığımız zaman binlerce madenimiz var. Allah vermiş, önemli Allah şükürler olsun. Önemli madenlerimiz var. Evet. Bu önemli madenleri işletmeye açmamız gerekiyor. Evet. İşletmeye açarken tabii ki Türkiye'de bu kanunlar bildiğim kadarıyla gelişti. Kadınlara bu konularla alakalı iş gücüne katmak için teşvik veriyorlar. Gençlerimize de aynı şekilde bu kanunların çıkartılıp gençlerimizin ekonomik mekanizmanın içerisine katılması gerekiyor. Ki gerekirse kamu iktisadi teşkilleriyle, eskiden bir gelenektir ki ben devletin ticaretin içerisinde, ekonomi içerisinde olmasını savunan bir iktisatçıyım. Devlet kamu iktisadi teşkilleriyle ekonominin içerisinde olması gerekir. Sebebi şudur. Sosyal adaletin sağlanabilmesi için devlet en büyük örgüttür. Devlet bu mekanizmanın içerisinde olursa devlet kimin faydası için vardır? Milletimizin. Milletimize, devletimize yine aynı şekilde. Milletimizin faydasına olacak noktada neyi gözetmemiz gerekiyor ki anayasamızın ilk maddeleri arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, sosyal bir devlettir. Sosyal devlet politikalarıyla bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Ekonomide sosyal politikaların oluşturulabilmesi içinse devlet kamu iktisadi teşkilleriyle, kitlerle ekonomik mevzuatların içerisinde direkt olmalıdır. Örnek veriyorum, yani bugün kamu iktisadi teşkilleri hangi konularda var olması gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük pay alan kısmı enerjide gayri safi milli hasılamız içerisinde 820 milyar dolar gayri safi milli hasılamız içerisinde en büyük oranı alan enerji %20 ile 180-170 milyar dolara tekabül ediyor ortalama. 170 milyar dolarlık bir gelir elde ediliyor. Gayri safi milli hasıla emek oluşturuluyor. Bu emeğin millileştirilmesi konusunda işte büyük yatırımlar yapılması gerekiyor ve bu yatırımların devlet eliyle yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü ekonomideki dengenin ancak bu şekilde sağlanabileceğini biliyoruz, görüyoruz. Çünkü özelleştirme ile yapılan şeyleri de görüyoruz. Bugün özelleştirme adı altında yapılan şeyler var. Ben bir iktisatçı olarak, ekonomist olarak incelediğim zaman yap işlet devlet modeliyle yapılan o formülün düzgün bir şekilde uygulanmadığını görüyorum. Çünkü tamamen kamunun gereksinimleriyle karşılanan gerekleri, kamunun giderleri, yapılmış olan yatırımların giderleri kamunun mallarıyla karşılanmış olan bir şeye ben
yap işlet devret diyemiyorum. Çünkü bizim devletimiz dediğimiz gibi tecrübelerinden dolayı, geçmişten gelen var olan tecrübelerinden dolayı, 15 bin yıllık devlet geleneğinden dolayı bir devlet mekanizması vardı. Bu devlet mekanizmasının yatırımlar için kullanılabilmesi için şu gereksinim doğmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kurum. Devlet Planlama Teşkilatımızın bu teknolojik ve enerji yatırımlarıyla alakalı planlama yapması gerekiyor. Örnek veriyorum özellikle. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük şehirlerinden birisi İstanbul'umuz. Evet, İstanbul. Güzel İstanbul'umuzun nüfusu 20 milyonu geçti. Ve oldukça kalabalık, bayağı bir çok yani... çok kalabalık Özgür Hanım. Ve bunun gereksinim olarak geçiş hatlarının, köprülerin, yolların artırılması gerekiyordu. Ama bu köprüler, bu yollar artırılırken yine kamunun yararı gözetilmesi gerekiyor. İnsanlarımızın rahat etmesi gerekiyor. Bu aritmatikler hesaplanırken ben şimdi bir hesaplama yapıyorum. Üçüncü köprü, birinci köprü, ikinci köprü ve alt geçişle Avrasya geçti. Marmaray'ımız. Şimdi akşamsı baktığımız zaman yollara, köprü yolları tamamen tıkanıyor. Çok tıkalı. Trafik inanılmaz had safhada. Ve tıkandığı zaman milli ekonomide bir değer kaybı oluyor. O arabalar günlük ne kadar yakıt harcıyor biliyor musunuz Özgür Hanım? Ama şimdi devlet politikalarıyla yapılan 3. köprü. Geçen ben Sirkeci'den geçiyorum, bir baktım bir kamyon kuyruğu var. Şey, Can Kurtaran'ı geçmiş, Fatih'e kadar uzanmış. İnsanlar hep o kamyon kuyruğuna giriyorlar. Neden bekliyorlar? 3. köprüye gitmemek için bekliyorlar. Maliyet yükü. Çünkü çok büyük bir maliyet yükü getiriyor. Ama devletimizin bu konuyla alakalı bir planlama yapıp da makro ekonomiden değil de mikro ekonomik ölçekler göz önüne alınırsa milli ekonomimize olan o enerji kaybının kayıpları hesaplanırsa inanın ki her 6 ayda bir tane köprü yapacak kadar enerji kaybımız var. Ve bu şekilde bir prosedür oluştuğu zaman, ki ben bu örneği vermemin sebebi şundan dolayıdır. Enerjide hesaplanırken mikro hesapların yapılması gerekiyor. Ve devletin planlama teşkilatı, devlet planlama teşkilatının bu hesapları yapması gerekiyor. Yani, bu hesaplar yapılmadan başarıya ulaşmak olmaz. Ne teknolojik yatırımlarda ne enerji yatırımlarında başarıya ulaşılamaz. Yani bunları zaten bu sadece trafik olarak değil, evimizde kullandığımız enerjiden de aynı şekilde yola çıkabiliriz. Yani tabii ki, tabii tasarruf ki. Tasarruf olarak ya da işte boş yere harcanan enerjiler, bunların evet. Hepsi yine kendi cebimizden çıkıyor, farkında değiliz. Tabii milli ekonomiye bir zarar vardır. Şimdi devlet planlama teşkilatını öne sürmemizin nedeni bu hesaplamaların devlet içerisinde ve kurumlarda yapılması gerekiyor. Yani bugün buradan bu kadar araba geçecek, ben buradan bu kadar para alacağım diye bakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bizim milli ekonomimizin ne kadar zarar ettiği, ne kadar boşa giden enerji olduğu hesaplanması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bir hesaplama yapalım, inanın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu enerji kayıpları, sadece şu trafikten dolayı oluşan enerji kayıpları ciddi rakamlar. Ciddi bunlar. Rakamlar ki 6 ayda bir köprü yapacak maliyete ulaşıyor. Bunlar makro mikro ekonomi ölçeklerle hesaplanırsa görülecek bunun ne kadar doğru yani bir tespit İstanbul olduğunu. İstanbul içerisinde harcadığımız yakıt Ankara'ya kadar yol alabiliyoruz. Tabii ki bazen 2 saat bekliyoruz üç trafikte saat, köprü evet. Trafiğinde. Şimdi bayram öncesi, şimdi bayramda trafik ne kadar kilitlenecek? Ha nedir? Tabii ki bayramlarda serbest bırakılır geçişler ama tabii ki ben buna bir yani düşüncelerimi yansıtmak için buradan televizyon ekranlarından Türk milletinin de bu bilgileri bilmesi için açıklamak istedim. Çünkü bunları hesaplayarak biz makro yönde hareket çizebiliriz. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teknolojik altyapı, endüstriyel ve enerji konusundaki iç milli yatırımları harekete geçirmesiyle alakalı birkaç bilgiye değinmek istiyorum. Şimdi başından programa başlarken dediğimiz şekilde bir insan milli olabilmesi için ilk önce evrensel olabilmesi gerekiyor. Evrensel, her alanda evrensel düşünmek önemli. Tabii ki. Şimdi ama bu enerji alanında, teknoloji alanında, insanlık alanında insan olarak temas etmezsek, konuşmazsak, diyaloğa girmezsek evrensel, biz o teknolojiyi nasıl alacağız oradan? Nasıl öğreneceğiz? Şimdi biz üretmeye kalksak biz ülke olarak bazı teknolojilerde 100 sene gerideyiz neredeyse. Örnek nükleer teknolojide. Nükleer teknoloji konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir şey bilmiyoruz.
Buradan personel gönderiyoruz sanki şey gibi. 3. dünya ülkelerinde uluslararası evrensel kuralları tam oturmamış ülkelerde bu personellerimiz eğitim alıyor. Ya bu Türkiye için bir ayıptır. Ben yani bunu özellikle değinmek istiyorum. Bakın biz vakıf olarak bu konuya değindik. Bir teknoloji üniversitemiz mevzubahis kurulmak üzere. Göktürk Teknoloji ve Strateji Üniversitesi. Bu teknoloji üniversitemizin bölümleri şunlardır. Ben hem teorik ve hem pratikte ekonominin içerisinde olduğumdan dolayı ve evrensel kuralları çok iyi bildiğimden dolayı bir insanın evrensel kuralları benimseyerek iletişim, eğitimde iletişim, gelişmiş ülkelerle iletişim geçmesi gerekiyor ki milli kavramda bir merhale yukarı taşıyabilesin. Bugün biz hadi oraya şunu yaptı, buraya bunu yaptı, orayla kavga edelim, burayla iç siyasetimizin ve diplomasimizin kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin gayri safi milli hasılanın kazanımlarının bir merhale ileri taşınmasını, bir tık ileri taşınması için bunu düşünerek yapılması gerekiyor. Devlet yetkililerimizin buradan yatırımlarla ilgili, yatırımlarla alakalı bir seferberlik başlatması, milli yatırımların yapılabilmesi için dış entegrasyonun doğru hamlelerle tutulması, kültürümüze uygun olarak tutulması. Biz Türk'üz. Ben Avrupa Birliği'ne karşı olan bir insan değilim. Şimdi yatırımlarla alakalı geldiğimiz noktadaki en büyük sorunlardan bir tanesi Avrupa ile çekişmemiz. Ama biz Avrupa Birliği'ne komple teslim olalım da demiyoruz. Yalnız bizim Avrupa Birliği ile seleksiyonumuz, birlikteliğimiz, alışverişimizin devam etmesi gerekiyor. Çünkü bugün ekonomik verilere baktığımız zaman yani şimdi ortada bir reel şey var yani. Şimdi bu reel kaynakları bırakıp da akıl bari akılsızca düşünmenin manası yok. Bilmem Şangay Beşlisi'ne yorulacakmışız. Şangay Beşlisi ekonomiye baktığımız zaman ne üretiyor? Baktığımız zaman bilmem kömürün %30'unu %50'sini üretiyor. Kömür mü kaldı Allah aşkına ya? Uluslararası piyasalarda adam şu kadar güneş paneliyle bilmem kaç tane evi ısıtma yolunda teknolojik atılımlar yapıyor. Evet. Şimdi ben gerçek hayattan örnekler vererek anlatıyorum ki seyircilerimiz anlasınlar mevzuatın nasıl olduğunu, gidişatın nasıl olduğunu. Şimdi biz Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman teknoloji var. Evet, biz teknolojiyi almamız gerekiyor oradan. Bizim inancımızda ya ilim Çin'de olsa gidin alınız diye bir distur vardır. Biz bugün teknolojik altyapımızı tamamlayabilmek için bizim Avrupa Birliği ile menfaatlerimiz ölçüsünde birlikteliğimiz devam etmesi gerekiyor. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ticaretinin %60 Avrupa Birliği ile yapılmaktadır. Şangay İşbirliği Örgütü ile ne kadar yapılmaktadır o ülkeler içerisinde? %3, %4. Şimdi %60, %4. Şimdi bugün bu adımları attığımız zaman milli ekonomi içerisindeki yatırımları etkiliyor. Yatırımlarımızın etkilenme sebeplerinden bir tanesi orasıdır. Bizler uluslararası piyasalarda fonlarla görüşmeler yapıyoruz. Adım atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hatırı sayılır enerji konusunda yatırımlar yapmak istiyoruz. Ama bir şekilde iç siyaset ve dış siyaset, dış politikadan dolayı, dış diplomasiden dolayı ki nasıl diplomasi yaptıklarını görüyoruz. Yaptıkları diplomasiden dolayı fonlarla ilişkilerimiz kesiliyor. Uluslararası dereceleme kurumları tanımıyoruz. Tanımazsan sana zararı var. Niye tanımıyorsun? Notunu düşürdü. Yükselttiği zaman tanıyordun ama demek ki bizde bir herkesi yanlış var. Tanımak gerekiyor. Herkesle içli dışlı olmak gerekiyor. İşte, birlik beraberlik içerisinde evrensel düşünerek yapılması gerekiyor. Öznür Hanım, evrensellik gereksinimini burada duyuyoruz biz. Tabii ki biz detaylı bir şekilde açıyoruz. Konu biraz ben detaylı anlatıyorum ki seyircilerimiz bu konuyla alakalı bilgi sahip olsun. Çünkü ben ekonomik terimlerle fazla konuşup fiksiyonel dalgalanmalar, arzın fazlalaşması, talebin bu kadar olması diye anlattığım zaman çoğu seyirci beni anlamaz. Peki Şamil Bey, dünyadaki enerji stratejisinin oluşma sebepleri nelerdir? Şimdi dünyadaki enerji stratejisinin oluşma sebepleri ilk önce ülkelerin gereksinimleri. Şimdi ben demin o konuya biraz girdim. Avrupa Birliği ve Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla olan ilişkilerimize baktığımız zaman şimdi birisinde üretiliyor yüzde bilmem kaç kömür rezervinin stoklanmış kısmı bunların elinde, Şangay İşbirliği Örgütü'nün elinde.
ki kömürden enerji üretilir. Birisinin elindeyse şu kadar panel dünyayı ısıtıyor. Biz hangisini tercih edeceğiz? Tabii ki teknolojik. İşte teknolojinin oluşmasındaki, dünya teknoloji stratejisinin ve enerji stratejisinin oluşmasındaki temel kurallar, temel prensipler ise yine arz ve talepten oluşuyor. Bugün biz teknolojik yatırımlarımızı iç siyaset ve iç ekonomideki, yani ülkemiz içerisindeki enerji yatırımlarımızın kömüre uygun mu yapılmasını isteriz, yoksa bir parça panelle dünyayı ısıtmayı mı, dünyaya enerji sağlamayı mı seçmemiz gerekiyor? Tabii ki bir parça panelle. İşte enerji stratejimizi bunun üzerine kurmamız gerekiyor ki dünya da zaten bunun üzerine kuruyor. Ve enerji stratejileri bunun üzerine oluşuyor. Şimdi insanların otonom giderlerini sağlayabilmek için tabii ki enerji geçişatları, bunlar 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık projeler değil. Bunlar 60 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık projelerdir. Şimdi biz doğalgaz hatlarını, petrol boratlarını iptal edelim demiyoruz. Bu yatırımlara önem verelim. Gerektiği kadar önem verelim. Ama bizim her şeyden daha çok önem vereceğimiz şey, üniversitelerimizle sanayilerimizin birleştirilerek teknoloji konusunda ileri teknoloji yakalamamızdır. Ki devletimizin bazı stratejik şirketleri ve yine Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Aselsan, Havelsan gibi, evet, TUSAŞ, TAY gibi yatırımlar, iştirakları bulunmaktadır. Bu yatırımlar, bu iştiraklere baktığımız zaman milli bir, ya göğsümüzü kabartıyor bazı noktalarda. Çünkü milli üretim yaparak, o seviyeyi yakalayarak üretime gidiliyor. İşte biz bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Dışarıdan alım yaptığımız miktarları devlet yatırım politikasını değiştirerek, yani bugün ben baktığım zaman ki Türkiye'nin politikasına baktığım zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetin şöyle bir politikası var. Devamlı ben Başbakanlık Basın Yayın, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Basın Yayın takip ederim. Orada tahviller ve reel faiz ve resmi faizlerini hesaplarım. Orada bakarım devamlı. Şimdi şöyle bir politikamız var bizim devlet olarak şu anda. Son 10 yıldan beridir özelleştirme. Evet. Kamu iktisadi teşkillerinin, kitlerin satılmasıyla ekonomik bir boşluk oluşturuldu. Ve satılan kitlere baktığımız zaman, satılan kitler gerçekten de ekonomimizin lokomotifleri. Tüpraş gibi büyük, Petkim gibi, Petrokimya gibi bu büyük kuruluşlar elden çıkarıldı, yok pahasına. Ve çıkarılmasına karşılık zararın karşılanması için de yatırımlar yapıldığı zaman bakıyorum, şöyle bir politika sorulduğu zaman soruyoruz biz bir ekonomist olarak iç dengelerin sağlanması için, neden böyle bir politika izleniyor? Devlet ticaret yapmaz deniliyor. Madem devlet ticaret yapmazsa, bugün ben aylık, 6 aylık ilk çeyrek, ilk yarı, son çeyrek ve son yarı tamamına baktığım zaman devletin Hazine Müsteşarlığı'nın, Başbakanlığı'nın bir tahvil programı var. Ya bu tahvil programını niye yürütüyorsunuz? Yapmış olduğunuz, aldığınız borçları ne yapıyorsunuz? İşte bu noktada bir sıkıntı var. Devlet yatırım yapmıyorsa, devletin ticaretle işi yoksa, ki öyle lansman yapılıyor, bu finansman nereye kullanılıyor? %5 reel gerçek faiz oranıyla dolar üzerinden tahvil faizleri, borçlanma gerçekleştiriyor. Yıllık %5 faizle. Dolar için korkunç bir faiz oranı bu. Yani bunun bu şekilde yapılmasını ben anlayabilmiş değilim. Ha, şuna geliyorum. Yıllar önceki yönetimlere bakmış olduğumuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1 milyar dolar kredi bulamıyordu. Şimdi ise hacmimizin genişlemesinden dolayı ekonomideki yatırımların yapılmasından değil, özür dilerim, bakınız ben burayı çiziyorum. Hacmimiz genişledi. Yatırım yapılabilecek sahalarımız ve evrensel değerlere bağlılık olarak, evrensel değerlerle uyum sağlamamız artış oldu. Bu artıştan dolayı bizim bir potansiyelimiz oluştu. Bu potansiyeli biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yararına, faydasına ve birlik oluşturarak kullanmasını isteriz. Ki bizim en büyük hayalimiz Ulu Türk Kanlığı'dır, Türk Birliği'dir. Bununla alakalı birçok çalışmalar, kesinlikle, yürütmekteyiz biz. Ki kültürü benim aynım, inancı benim aynım, coğrafyası benim coğrafyam olan ülkelerin tamamıyla bizim entegrasyonumuz, birleşmemiz, bir araya gelmemiz çok kolaydır.
Ve bu insanların şimdi hep evrensel değerler diyoruz ya, evrensel değerler olmadan milliyetçilik kavramı olamaz, yoktur. Başarılamaz, kısır kalır. Kısır döngüde de hiçbir noktaya gidilemez. Şimdi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan, bu devletleri saydığımız zaman bu devletlerin kültürü, inancı, coğrafyası ve Cumhurbaşkanlığımızın forsuna baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Cumhurbaşkanlığımızın forsuna baktığımız zaman 17 yıldızdan bir tanesi Pakistan Devleti'nin kurulmuş olduğu coğrafyada kurulan Gazneli Devleti'ni ve Babur Devleti'ni ifade eder. Bugün baktığımız zaman o coğrafyadaki ilişkilerimizde Pakistan Devleti gerçekten içtimai yapı olarak güçlü bir devlettir. Nükleer teknoloji ve teknoloji konusunda Türkiye'den geri kalır bir devlet değil. Nükleer teknoloji konusunda Türkiye'ye abilik yapabilecek statüde bir devlettir ve bizim kardeşimizdir gerçekten. Kazakistan kez aynı şekilde Sovyetlerle yapmış olduğu çalışmalarla birlikte kazanmış olduğu beceriler vardır nükleer teknoloji konusunda ve diğer kazanımlar konusunda. Kazakistan'da uzay üssü vardır Baykonur diye. Azerbaycan devleti, hep şöyle bir ifade vardır, Haydar Aliyev'in söylemiş olduğu, Haydar Aliyev'in söylemiş olduğu, iki devlet bir millet. Biz Azerbaycan'la iki millet bir devletiz ve bu saymış olduğumuz devletler içerisindeki hukukun, teknolojik yatırımların, statik yatırımların, içtimai yatırımların, beşeri sermayenin birleştirilmesi gerekiyor. Bu da nasıl olur? Küçük bir Turan olgusuyla olur. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan'ın birleşimiyle fiziki potansiyel bir güç elde edecektir Türkiye. Hemen biz bakıyoruz, bize ne yarar olacaktır? Şimdi evrensel kurallarla takip ettiğimiz uluslararası ekonomi, global ekonomilere entegrasyonu konusunda Türkiye bu devletlerin içerisinde en fazla haşır neşir olmuş ülkedir. Azerbaycan bize ne sağlıyor? Fiziki olarak Azerbaycan bize yeraltı kaynakları. Bugün doğal gazımızı, petrolümüzü oradan karşılıyoruz. Azerbaycan bildiğim kadarıyla günlük 1 milyar varil ham petrol üretmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arzının daha fazlası, yani talep etmiş olduğunun daha fazlası kadar gaz üretmektedir. Bize en ucuz gazı, ülkemize en ucuz gazı Azerbaycan sağlamaktadır. Uluslararası fiyatın yarısına neredeyse bize vermektedir. Bunu devlet hukukuyla vermiyor, kardeşlik hukukuyla veriyor. İşte Öznur Hanım, biz bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki bu hukuku ticarete dökersek yatırımlarımız, teknolojik yatırımlarımız, muasır medeniyet seviyesinde olan yatırımlarımız ve akademik olarak, bakınız ben bunun altını çok kalın bir şeyle çiziyorum. Ben sözümü toparlayayım öyle sözünü alayım. Evet. Ben çünkü çok önemli bir konu ama bu benim anlatmış olduğum konu. Buyurun. Bizim teknolojik yatırımlarımızın tamamı üniversitelerle, akademik kimliklerle birleştirilmesi gerekiyor. Sanayimiz, ticaret odalarımız, ki ticaret odaları çok büyük bir güçtür ve milyarlarca doları kendi bünyesinde barındıran, ekonomiye hiçbir faydası olmayan kurumlar haline gelmiştir. Ama toplumumuzu, sanayiyi, devleti temsil eden bir kurumdur. Üniversitelerin, sanayinin ve sanayi odalarının birleşerek yeni teknoparklar üretilmesi gerekiyor. Bizim teknoloji üniversitemizdeki ben bölümleri sayayım. Siber güvenlik, yazılım güvenliği, yapay zeka, kriptoloji, nükleer teknoloji. Bayağı geniş bir açılım. Bu bölümler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderi. Biz de onu söylüyoruz, onu anlatıyoruz. Yani yayınımız güzel oldu. Kısa bir zaman, daha anlatacağımız çok şeyler vardır. İlerideki değerli fikirlerinize, düşüncelerinize ve ekonomi alanında sizden alacağımız daha çok şey var. İnşallah başka bir yayında tekrar birlikte olmak umuduyla diyoruz. Teşekkür ediyoruz Şamil Bey. Ayaklarınıza sağlık. Biz de sayın seyirciler, bugünkü konuğumuz Sayın Doktor Şeyh Şamil Aslan Ömer'le birlikteydik. Bir dahaki Öznur ile İş Dünyası programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.